Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem seyirciler. Bu dersimizle Şuara suresine başlıyoruz. Şuara şair kelimesinin çoğuludur. Bizim Türkçe'de kullandığımız şair, şiir kelimesi ve aynı zamanda yine Türkçe'de kullanırız biz şuara kelimesini. Mesela Sultan Şuara, Şairler Sultanı diye isim verdiğimiz geçmişte bazı şairlerimiz vardır. Sultan-ı Şuara, şairlerin sultanı anlamına gelir. Vakıa suresinden sonra nazil olan Şuara suresi, son ayet-i kerimelerde şairlere de değindiğinden ve şuara yettebi'uhumul gavun diye başlayan ayet-i kerimelerde şairlerin iyi olanları İyi olmayanlarını orada ayırt ediyor ki konumuz oraya geldiğinde değineceğim, örnekler de vereceğim. Yani şairlerin bazen mersiye yazdıkları, bazen de methiye yazdıklarını, özellikle sultanlara yönelik övücü kelimeler edip, para verdiği oranda, caize verdiği oranda, ödül verdiği oranda öven, vermediği oranda da söven şairler olduğu gibi her halükarda doğruyu söyleyen şairlerin de olduğunu Allah Celle Celaluhu bu surenin son ayet-i kerimelerinde açıklayıveriyor. O son ayetlerde şuara kelimesi geçtiğinden dolayı bu sure-i celiliyede şuara suresi denilmiştir. Öyle isimlendirilmiştir. Bu sure de yine harfle başlamış. Ta, sin, mim diye üç harfle başlamış. Daha önce Taha suresinde de açıkladık. Kur'an-ı Kerim'de 114 sure vardır. 114 surenin 29 suresi harfle başlamaktadır. Bu harfler bazen tek harf olur. Nun gibi, kaf gibi tek harfli olur. Bazen iki harfli olur. Yasin, Hamim gibi. Bazen üç harfli olur. Elif, Lam, Mim gibi. Bazen dört harfli olur. Elif, Lam, Mim, Ra. Bazen de beş harfli. Kaf, Ha, ya, ayn, sad gibi. Manasını Allah Celle Celaluhu bilir demiş bütün müfessirlerimiz. Rabbim tarafından açık bir ifade ile açıklanmadığından, sevgili Peygamberimiz tarafından da bir açıklık getirilmediğinden, bütün müfessirlerin ittifakla söylediği manasını Allah Celle Celaluhu bilir. Dedikten sonra amma veya ancak kelimesiyle başlayan kendilerine has bir yorum vardır. Birçok tefsircimizin kendine has yorumları var. Hani ta burada tahir manasına, yani Peygamber Efendimizin tahir bir insan olduğu, tertemiz bir insan olduğu ifade eder gibi manalar o müfessirin kendi gönlüne doğandır. O kadar. Bizi bağlamaz, başkasını da bağlamaz. Ama birçok müfessirimizin kabul ettiği şöyle bir yorum var. Kur'an Allah kelamıdır. Bu yorum değil, bu zaten Kur'an'ın ifadesi. Müşrikler
Günümüzde kafirler ise Muhammed'in kendi sözüdür. Allah kelamı değildir Kur'an diyorlar. Rabbim o zaman o günün müşriklerine ve şimdiki kafirlere eğer Muhammed kendi uydurdu ise buyurun Kur'an'ın benzeri bir sure de siz getirin. Ve in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli ayet kelimeleriyle bir meydan okuma var. Fe in lem tef'alu ve len tef'alu ve len tef'alu ile kıyamete kadar Kur'an'ın benzeri bir sure getiremeyeceklerini de Rabbim bize haber veriyor. Onlara da haber veriyor. Ama bu harflerle de Rabbim şunu da vermiş oluyor mesaj olarak onlara. Bu dil Arapça. Biliyorsunuz Arapçayı. Arapça kelimeleri biliyorsunuz. Harfleri de biliyorsunuz. Harfle başlamasının anlamı bu. Da, sin, mim. Yani bu Kur'an bu harflerden meydana geliyor. Buyurun. Bu harfleri biliyorsunuz. Kur'an'ın benzeri bir surede siz yapınız bakalım. Hani tabiatta yüzlerce element var. Bu çiçek o elementlerden oluşuyor. Buyurun o elementlerin de birçoğunu buldunuz. Onlardan siz çiçek yapın, yapılmıyor. Bal yapın, yapılmıyor. İpek yapın, yapılmıyor. Pamuk yapın, yapılmıyor. Elma yapın, yapılmıyor. İlla ki elma fidanı ekilecek, beslenip büyütülecek ve ondan sonra elma verilecek. Ya biz bunun elementlerini bulduk, ana maddelerini fabrikada, bol miktarda toprakta da var. Onları fabrikaya dökelim bu toprağa, öbür tarafta elma çıksın veya buğday çıksın veya kanın ana malzemeleri belli. O kan fabrikaları kuralım, insanlar hastanelerimize tankerlerce A grubu, B grubu, RH negatifiyle beraber sıfır grubunu da RH negatifiyle beraber koyalım tanker tanker. Hatta evlere bile şişelerle koyalım. Olmuyor. Bir damlanın içerisinde 5 milyon canlıyı yaşatıyor Allah Celle Celaluhu. Nasıl ki o olmuyorsa işte bu harflerden meydana gelen Kur'an'ın bir benzerini de siz yapamazsınız diye bir meydan okuyarak Kur'an'a başlıyoruz. Eğer bunu bir yapabileceklerine kanaat getirse de ki gayret de yapılmış tarih boyunca, çalışmalar yapılmış tefsirlerimizde. Hatta örnekler bile verilir. İşte filan adam oturdu, ilim adamlarını da topladı, Kur'an'ın benzeri bir sureyi yaptığını iddia etti ve şöyle dedi diyerek de örnekler bile verilir. Yapılamıyor. Tilke ayatul kitabil mübin. İşte bu apaçık kitabın ayetleridir diyor Allah Celle Celaluhu. Bir, manası açık. İki, Allah Celle Celaluhu'den geldiği de apaçık. Hani Bakara suresinde elif, la, mim, zâlikel kitabu, la raybe fî. İşte kitap ve bunun kitap olması konusunda, Rab'den gelmesi konusunda hiçbir şüphe yok diye başlamıştı. Burada da bu bir kitaptır ama apaçık bir kitabın ayetleridir. Allah Celle Celaluhu'dan geldiği de açıktır. Şimdi buradan şöyle bir yanlış mana anlayanlar oldu günümüzde Türkiye'mizde bizim. Bir insanımız bir gün bana geldi. Can taşıyayın evine, okudu bunu, tilke ayatül kitabil mübin, işte Kur'an'ın apaçık ayetleri, bu kitabın apaçık ayetleri. Madem apaçıksa elinde mealde var. Ben sana İmam-ı Azam'a, İmam Şafii'ye, İmam Malik'e, ashaba, tabiine bağımlı değilim ben. Hatta peygamberi de devreden kaldırıyorlar. Doğrudan Kur'an diyor. Dedim ki oku bakayım bir.
okudun meali, tercümesini elindeki mealden. Ben meali elimle kapattım. Dedim asıl Kur'an denilen bölüm şu tarafı. Orayı oku bakayım dedim. Okumasını bilmiyor. Ben mana veremem dedi. Yani Arapçasını bilmiyor. Dedim ki bak, senin de mezhebin var, benim de mezhebim var. Seninle benim aramdaki fark şu, bu Kur'an peygamberime nazil olmuş, en iyi peygamberim anlar. Benim için onun anlayışı bağlayıcıdır. Onun mektebinde, medresesinde yetişen sahabe-i kiram benim için önemlidir. Tabi'in benim için önemlidir. İmam Ebu Hanife Hazretleri bu ayeti kerimeyi okumuş, kitabın kenarına yazmış, ben bundan şunu anlıyorum demiş, ben ona uyuyorum, sen de bu meali yazan beye onu uyuyorsun. Sen mezhepsiz değilsin. Senin mezhebin var, şu meali yazan, yani Kur'an'ı tercüme yapan adam kim ise, senin mezhebin de o. Aklına yattı yalnız. Anlayışlı bir insandı. Aklına yattı. Kimse mezhepsiz değildir. Yeryüzünde böyle biri yoktur. Ben doğrudan Kur'an'ı okurum ve anlarım ve ona göre hareket ederim diyecek insan yoktur yeryüzünde. Peki lügatlarımızla hallederim, Arapçayı öğrenirim. Arap'ta da yoktur. Arap da o ayetin, o kelimesinin o manaya gelip gelmediği için lügata bakacaktır. Lügat sahipleri de bir mezhebe bağlı insanlardır. Yani insanlar zorunludur bir görüşe sahip, bir yola sahip olma bakımından. Lügatçılık ki en böyle somut bilgiler veren insanlardır. Onlar dahi, yani batı lügatçılar da, doğu lügatçılar da, nereye giderseniz gidin, onlar da kendi aralarında görüş farklılıkları, çizgi farklılıkları vardır. Lügatlara bakacak olursanız, filan lügata bakarsanız, Şafii mezhebine göre mana verirsiniz. Eski yazılmış lügatlardan, Hicri 2. 3. asırda yazılmış lügatlardan. Öbür lügata bakacak olursanız, o zaman da Hanefi'ye göre mana verirsiniz. Aynı kelime. Onun için biz, hani bu şuna benzer. Kimyager tahtaya yazmış formülü, kimya formülünü. Öğrenciye diyor ki nedir bu? Anlayamadım o kızım, bak apaçık veya oğlum bak çok açık, çok açık yazdım. Hocaya göre çok açık. Ama bilmeyene göre çok kapalı. Kur'an ayetleri de öyledir. Diğer konularda da aynen öyledir. Hani bir şiiri tahtaya yazıyor hocanız, edebiyat hocanız, ondan sonra her kelime için size öyle güzel manalar var veriyor ki, hocam biz vallahi okuduğumuzda bunları anlamamıştık diyorsunuz. Ayet-i kerimeler onun daha ötesinde. Kıyamete kadar gelecek insanların ihtiyacı bu kelimelerin içerisine koyulmuş. Nasıl ki tabiattaki çiçeklerin, madenlerin, yaprakların içerisine kıyamete kadar gelecek insanların hastalığının ilacı veya gıdamız koyulmuştur. Her çağın insanı gelecek o çiçeklerden, o çekirdeklerden, o yapraklardan, o madenlerden kendi çağının ihtiyacını alacak. Kur'an ayetleri de öylesine açık ama öylesine de kıyamete kadar gelecek insanların ihtiyacını karşılamakta geniş manalar ifade etmektedir. لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ اَنْ لَا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a söylüyor Rabbim burada ama ona söylerken biz uyarılıyoruz. Neredeyse onlar iman etmiyorlar diye kendini helak edeceksin diyor Peygamber Efendimiz'e. Muhterem dinleyenler, muhterem seyirciler, dikkat edin. Kainatın efendisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem
gece gündüz dememiş. Bu Kur'an ayetleri bütün insanların yüreğine iman olarak girsin, hayatını yönlendirsin için gayret göstermiş. Yalanlayanlar olmuş, yalanlayanlara kahretmek şöyle dursun, onların iman etmemeleri nedeniyle kendisi üzülmüş. Yahu bu adamlar, yani kendisinin reddedilişine üzülmüyor. Bu adamlar inkarcı olarak giderlerse bunlar yanacaklar. Bunlar yanmasınlar. Niye iman etmiyorlar? Ella yekunu müminin. Mümin olmamaları nedeniyle sen kendini helak edeceksin, diyor Allah Celle Celaluhu. Biz o peygamberin ümmetiyiz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetindeniz. Hani tefsirimizin başında Rabbimiz Allah, dinimiz İslam, peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem diyoruz ya, peygamberimiz o olunca biz de onun gibi olursak onun şefaatine nail oluruz. Onun yolundan gittiğimizi ispat ederiz biz. Yani inkar edenlerin imana gelmesi için gece gündüz çalışmamız gerekiyor. Hani gündüz hayalimde, gece düşümde tabirimiz var. Güzel bir şekilde, güzel bir şey bu. Gündüz hayallerimiz, gece düşlerimiz dahi İslam'ın bu asırda bütün insanlığa duyurulması olmalı ve onun içinde planlar kurmalı ve o planları da gerçekleştirmek için maddi manevi bütün güçlerimizi birleştirmeliyiz. İn neşe nunzil aleyhim mines semai ayeten fezallet anaquhum laha khadin. Eğer dilersek göklerden onların üzerine, gökyüzünden onların üzerine mucize indiririz ve böylece boyunları eğik kalabilir. Yani Peygamber Efendimiz'e kendini helak etme, iman etmiyorlar diye. Sen görevini yap diyor Rabbim. Sen görevini yap. O da nedir? Tebliğ. Ve ma aleyke illel belâg. Sana düşen bu ayetleri onlara ulaştırmak, tebliğ etmektir diyor Allah Celle Celaluhu. Ama imana gelecek olursa biz dileseydik zaten hepsini mümin yapardık. Yani imtihanı kaldırmış olsaydık da herkesin mümin olmasını öyle yaratsaydım öyle olurdu. Melekler gibi mesela. Yani insanlara suç işleme meylini vermemiş olsaydı kimse suç işlemezdi. Ama Allah Celle Celaluhu hem iyilik yapma hem de kötülük yapma melekesini bize vermiş. فَاَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا diyor Allah Celle Celaluhu. İyilik yapmayı da kötülük yapmayı da ona veren, ilham eden o Allah Celle Celaluhu. Ondan sonra da demiş ki yapma bu kötülükleri. İmtihandasın, imtihandasın. Bak yapmaman için örnek peygamber de gönderiyorum. Neyi yapıp neyi yapmayacağını bu listede veriyorum Kur'an-ı Kerim'de. Geçmişte İncil'de, daha önce Zebur'da, Tevrat'ta ve diğer sahifelerde. Şimdi en son Kur'an-ı Kerim. Neyi yapacağın, neyi yapmayacağın burada yazılı. Ona göre hareket et demiş. Ve ma ye'tihim min zikrin minar rahmanin muhdesin illa kanu anhum mu'ridin. Onlardan, onlara Rahman olan Allah Celle Celaluh'ten bir yeni söz geldiğinde onlar o yeni sözden de yüz çevirirler. Yani Allah Celle Celaluh'ten gelen her ayeti kerimeyi duyduklarında ondan yüz çevirdiklerini haber veriyor Allah Celle Celaluh. Fakat kezzebû feseyetihim enba'u mâ kânû bihi yestehzûn. Onlar gelen o ayetleri yalanladılar
ve bir de onunla alay ettiler, dalga geçtiler. Ama feseyetihim enba'u ma kanu bihi yestehziun. O alay ettikleri şeylerin haberleri yakında onlara gelecektir. Yani alay ettikleri şeyin gerçek olduğunu, doğru olduğunu bir gün bileceklerdir diyor. Onlara haber olarak verilecektir diyor Allah Celle Celaluhu. Onlar mucize mi istiyorlar? Evelem yarav ilel ardı. Kem enbetna fiha min kulli zevcin kerim. Onlar görmüyorlar mı? Yeryüzüne bakmıyorlar mı? Yeryüzünde biz nice güzel, değerli bitkileri çifter çifter bitirdik diyor Allah Celle Celaluhu. Onu görmüyorlar mı? Yani kara toprağa şöyle bir bakacak, bir kış mevsiminde kapkara toprak, hiçbir şey yok. Solmuş ve ölmüş üzerindekiler. Bahar mevsimi geliverdiğinde, İsrafil'in suru gibi seher yelleri esiverdiğinde, güneş yukarıdan ısısını toprağa, toprağın bağrına veriverdiğinde, bir de bakmışsınız ki bir tarafta yeşil, bir tarafta bembeyaz, bir tarafta mor, bir tarafta kırmızı, çeşitli çiçekler çıkıveriyor. Bunlar mucize değil mi? Yani illa mucize diye yeniden Allah Celle Celaluhu'nun hani adetullah dediğimiz, sünnetullah dediğimiz veya tabiat kanunu dediğimiz bu kanunların dışında niye bir şey istiyorlar? Mevcutlara baksalar ya, mevcut işleyen kanunların tamamı Allah Celle Celaluhu'nun kanunları. Yani illa tarlaya, bağa, bahçeye, dağa bakmaya da gerek yok. Hani şehirde yaşayanlar biz o bağları, bahçeleri görmüyoruz derlerse, kendi ellerine baksınlar, kendi dillerine baksınlar. Aynaya geçsinler, kendi yüzlerine baksınlar, kendi gözlerine baksınlar. Hani gözlük sanayi fevkalade ileri gitti dünyamızda. Çok güzel. Ama Allah Celle Celaluhu'nun size lütfettiği göz var ya, onun yaptığının binde birini yapıvermiyor. Ancak harfleri büyütüveriyor bakınız. Büyütüyor. Bir de ayrıca bunun yükünü de taşıyorsunuz böylece. Ama Rabbimin yarattığı bakanın gözlerine mutluluk veriyor, sevinç veriyor, bazen aşık ediyor o göz. Hem gösteriyor, hem sevdiriyor, hem aşık ediyor. Ve de ağırlık olmuyor. Her şey öyle. Kipriğiniz, kaşınız, saçınız, dişiniz, gözünüz, diziniz, her şeyiniz. Allah Celle Celaluhu'nun bir mucizesi olduğunu hatırımızdan çıkarmayalım ve o mucizelere çok iyi bakalım. İyi değer verelim. Ahirette yanmaması için de ön tedbir alalım. Bu kaşların alev almaması için, bu dudakların yanmaması için, bu gözlerin cehennemde dağılanmaması için bu dünyada ön tedbir alalım. İnne fî zâlike le âyeten ve mâ kâne ekseruhum mü'minîn. Bunda ayetler, ayet vardır. Yani mucize vardır. Ama birçoğu iman etmez diyor Allah Celle Celaluhu. Yani yeryüzünden bunların parlak bir şekilde bitmesi, değerli yiyeceklerin, içeceklerin çıkması, onların hepsi birer ayet. Ama bu ayetleri, yani mucize, bu mucizeleri gördüğü halde inanmayan yine iman etmiyor diyor. Ve inne rabbeke lehuvel azizur rahim. Şüphesiz o senin Rabbin, her şeye gücü yeten, izzet sahibi olan ve de rahim, merhamet sahibi olan Allah Celle Celaluh'tür. Yani bütün kainatı evirip çeviriyor, yağmurları indiriyor, yeryüzünden ölü arazileri diriltiyor. Bizim yiyecek, içecek ve giyeceklerimizi bu topraktan o çıkarıyor. Her şeye gücü yeten o aziz
olan Rabbimiz aynı zamanda merhametlidir de, Errahim'dir de. Kendisini inkar edenlerin dilini kesivermiyor. Kendisine baş kaldıranların başını koparıvermiyor. Allah Celle Celaluhu yine de ayetlerini gönderiyor. İman etsinler. Yaptıklarına pişman olsunlar. Doğru yola gelsinler, doğru işler yapsınlar diyor Allah Celle Celaluhu. Geçmişten bir örnek veriyor. Ve iznâde rabbuke Musa en i'til kavme'z zâlimîn. Hani Musa aleyhissalatu vesselama senin Rabbin şöyle demişti. O zalim kavme git. O zalim kavme git. Kavme Firavun. Ela yettegûn. Zalim kavim kim o? Firavun'un kavmi diyor. Firavun'un kavmi olan o zalim kavme git. Onlar hala sakınmayacaklar mı? Allah Celle Celaluhu'ya karşı emirlerini tutup yasaklarından çekinmeyecekler mi? Git onların yanına diyor. Şimdi biz bu ayetleri okuyup geçmeyeceğiz. Musa aleyhissalatu vesselam bir tek kişi. Sonradan yanına Harun aleyhisselam da katıldı, etti iki kişi. Yasin suresinin ikinci sayfasında okuduk. Üç kişi orada gönderilen elçi. Vadrib lehum meselen ashabel gariye izi caehel murselun ayet-i kerimesinde feazzeznâhum bi thâlithin. Üçüncüyle onları güçlendirdik diyor, üç kişiler. Üç kişi veya iki kişi, burada bir kişi, şu anda İbrahim, Musa aleyhisselam bir kişiyi zalim bir topluluğa doğruyu anlatmak üzere yürüyor. Rabbim öyle emrediyor. Biz bunları masal diye okumayacağız. Hikaye diye de okumayacağız. Geçmişten peygamberlerin yaşanmış bir hayatı diye öğrenip öyle de anlatmayacağız. Rabbim bunu şöyle diyor, bak Musa bu görevi yaptı, tek başınaydı. Sonradan kardeşi Harun da iştirak etti, iki kişiydiler. İki kişiyi o günün dünyanın en güçlü devleti olan Firavun ve Firavun'un kavmine doğruları anlatmak, yaptıkları yanlışlardan uzaklaşmak için gönderiliyorlar. Bu aynı zamanda bize de emirdir. Sen de tek başına, bazen iki kişiyle, bazen yedi kişiyle, bazen bir dernekle, bazen bir vakıfla, bazen bir partiyle bütün dünya insanının üzerine gidebilirsin. Gitmelisin, gidebilirsin değil, gitmelisin. Ela yettegûn. Biz de onlara ela tettegûn diyeceğiz. Yahu siz Allah'tan korkmaz, Allah'tan utanmaz, Allah'tan sakınmaz topluluk musunuz? Niye bunu yapıyorsunuz siz? Allah Celle Celaluhu halalları bol miktarda, haramlar sayılı, Kur'an'da haramlar sayılı, halallar sayısız, saymamış da çünkü. Haram olmayan şeyler halal olarak değerlendirilmiş, eşyada asıl olan ibahadır diye İslam hukukunda bir kural koyulmuştur. Yani yasaklanmayan şeyler meşrudur denilmiş. Her şey helal çoğunlukta, haram azınlıkta. Ama ne oluyor size ki? Haramları aşıyorsunuz, haram sınırlarını çiğniyorsunuz, yaradanınızı inkar ediyorsunuz, doğru yola çağıran peygamberi inkar ediyorsunuz, size doğruluk kılavuzu olarak gönderilen kitabı reddediyorsunuz. Ya sakınmaz mısınız? Kendi canınız için, başka bir şey için de değil, kendi canınız için sakınmanız gerekmektedir. Allah Celle Celaluhu'nun emirlerine itaatsızlık yapmamanız gerekmektedir diyeceğiz. Ama demeden önce kendimiz uyacağız. Hani ayet-i kerimede diyor da, onlar demediklerini, yapmadıklarını söylerler. Felime tekulune ma la tefalun.
yapmadıklarımızı niye söylersiniz? Bunu övünme babında da, bazen nasihat babında da. Ama önce yapacağız, yani İslam'a göre yaşayacağız. Sonra da İslam'ın güzelliklerini arz ederek diğer insanların yanmaması için, bu İslam inancının onların da gönüllerine yerleşmesi için gayret göstereceğiz. Dinlediniz ve seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.